Arkadaşlar merhaba, ben Madalyaman Koleji'nden Sema hocanız. Bugün sizinle Narin hocanızla logaritmada kaldığımız yerden, yani logaritmik denklemlerden devam edeceğiz. Öncelikle logaritmik ve üstel denklem neymiş ona bakalım. Şimdi farklı bir şey öğretmeyeceğim aslında size. Çünkü siz logaritmanın özelliklerini bir önceki videolarda gördünüz. O özelliklere dayanarak artık denklem haline getireceğiz sorularımızı. Bize diyor ki, logaritma A tabanında fx eşittir b. Logaritmanın tanımında ne demiştik? Buradaki tabandaki sayıyı karşıya atarken aslında üstü ifadeye çeviriyorum. Tabanı olarak atıyorum demiştim. Ve doğal olarak burada A üzeri B eşittir fx denklemine dönüştürüyoruz. Veya bize logaritma A tabanında fx, A tabanında gx'e eşitse diyor. Yani tabanlar birbirine eşitse üstlerde yani içlerde birbirine eşit olmak durumundadır diyor. Bu ne demek? Mesela logaritma 2 tabanında x, logaritma 2 tabanında 5'e eşitse o zaman x eşittir 5'tir diyeceğim. Tabii ki burada en başında öğrendiğiniz logaritmanın tanımıyla ilgili kuralların hepsi geçerli olmak zorunda. Yani siz tabanınızı ve içinizi her zaman tanımı yapacak şekilde alacaksınız. Bu ne demek? Bir kere logaritmanın tanımı olması için tabanın sıfırdan büyük birden farklı olması lazım. Bir de içerisinin her zaman sıfırdan büyük olması lazım. Bu kurallara dikkat ederek tabanlar eşitse üstler birbirine eşittir kuralı uyguluyoruz. En son olarak aslında ilk anlattığım özelliğin aynısı ama sadece fonksiyon halinde yazmışım. Diyor ki logaritma fx tabanında gx b'ye eşitse fx üzeri b gx'e eşit demektir. Yine burada tanımı yapabilmek adına fx'i sıfırdan büyük ve birden farklı alıyorum. Gx'i de yine sıfırdan büyük almış oluyorum. Bu üç tane kuralı uygulayarak aynı şekilde logaritmanın tanımını uygulamış oluyorum. Şimdi bunlarla ilgili sorularımıza bakalım. Denklemler karşımıza nasıl gelecek? Bize 3 üzeri x artı 1 eşittir 7 ise x nedir demiş. Şimdi benim hedefim eğer bir denklem çözüyorsam, oradaki bilinmeyeni bulmaya çalışıyorsam o bilinmeyeni yalnız bırakmak demektir. Benim de burada üstel bir ifadem var, üstel bir fonksiyonum var. O halde burada x'i yalnız bırakabilmek için logaritmaya geçiş yapmak zorundayım. 3'ün hangi kuvveti 7'ye eşit bilmiyorum. O halde diyorum ki bunu logaritmaya dönüştürürsem logaritma 3 tabanında 7 eşittir x artı 1 olacak diyorum. Çünkü 3 üzeri x artı 1 7'ye eşit. Aynı şekilde x'i yalnız bırakmak için artı 1 karşı tarafı alıyorum. Logaritma 3 tabanında 7 eksi 1 eşittir x oluyor. Şıklarda bu olabilir ama daha kuvvetli bir ihtimalimiz var. Şimdi düzenlersem buradaki tabanım 3. O halde 1'i de 3 tabanında yazabilmek adına 3 tabanında 3 diye yazayım. Yani burası logaritma 3 tabanında 7 eksi logaritma 3 tabanında 3 olsun. 3 tabanında 3, 3 tabanında 7. Arada eksi var. Özelliklerden biliyorsunuz arada eksi varsa bölme işlemi olarak yazıyoruz. Yani direkt tek bir logaritma tabanında yazarsak 3 tabanında 7 bölü 3 olacak x değerimiz. Şimdi gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. 3 üzeri x eksi 2 eşittir 2 üzeri x artı 3 olarak verilmiş. Yani 3'ün bir kuvveti 2'nin bir kuvvetine eşit. Bir kere buradaki kuvvetlerimiz tam sayı olamaz çünkü 3'ün tam sayı kuvveti 2'nin tam sayı kuvvetine eşit gelemez. Bunlar aralarında asal sayıların hiçbir katı da birbirine eşit değil. O halde diyorum ki şöyle düşünelim. Madem üstel fonksiyonlarım var burada. X'i de yalnız bırakmak istiyorum. Logaritmaya geçiş yapacağım. Nasıl yapacağım? Burada hangisini baz aldığınız artık size bağlı. Hiç fark etmez. İkisinde de aynı sonucu bulacaksınız. Mesela ben burada 3 taban seçmek istiyorum. O halde diyorum ki burada logaritmaya geçiş yapıyorum. Logaritma 3 tabanında 2 üzeri x artı 3 eşittir x eksi 2. Gördüğümüz gibi 3 üzeri x eksi 2, 2 üzeri x artı 3'e eşit. Şimdi logaritmanın özelliklerinden yukarıdaki sayının bir kuvveti varsa baş tarafa çarpma olarak atıyorum. O halde artık şöyle olacak. X artı 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2 eşittir x eksi 2 olacak. Ve hedefim çözüm kümesi bulmak. O zaman x'leri arıyorum. Yani x'li terimleri yalnız bırakacağım. Diğerlerini karşı tarafa atmış olacağım. Şimdi burada x çarpı logaritma 3 tabanında 2 var. Karşı tarafta bir tane x var. X çarpı logaritma 3 tabanında 2'yi karşıya atıyorum. Bir de eksi 2'yi bu tarafa alıyorum. 3 tane logaritma 3 tabanında 2 artı 2 eksi 2 aldım. Şimdi x parantezini alacağım. Karşı tarafta bir tane var. Bir de buradan logaritma 3 tabanında 2 tane x karşıya atıyorum. Eksi olarak geçecek. O zaman eksi logaritma 3 tabanında 2 olmuş olacak. Şu an x yalnız değil. X'i yalnız bırakmak için her tarafı 1 eksi logaritma 3 tabanında 2'ye bölmem lazım. O halde diyorum ki şuraya düzenleyerek yazalım. Bunu başa atmıştı bu kuvvet. O zaman tekrar kuvvet olarak da alabilirim. Yani burası 3 tabanında 8 gelecek 2'nin kübünden. Aynı şekilde 2'yi 3 tabanında yazmaya çalışalım. 2'yi 3 tabanında nasıl yazabilirim? Logaritma 3 tabanında 3'ün karesi yani 9. Bölü. Bu 1'i de 3 tabanında yazmak istiyorum. 1'i 3 tabanında nasıl yazabilirim? Logaritma 3
3 tabanında 3, eksi logaritma 3 tabanında 2. İşte burası x'e eşit. Şimdi tabanlara aynı arada artı var. O zaman çarpmaya dönüştürebilirim. Yani yukarısı logaritma 3 tabanında 8 çarpı 9'dan 72 geldi. Aynı şekilde tabanlar eşit. Arada eksi var. O zaman bölme işlemi olarak yazabilirim. Yani logaritma 3 tabanında 3 bölü 2. Gördüğümüz gibi taban değiştirme özelliğine geldik. Her ikisini de taban aynı ve bölüm olarak yazmışız. Artık 3'leri yok edebilirim. Şıklarda belki bu vardır ama şu şekilde de düzenleyebilirim. Logaritma 3 bölü 2 tabanında 72. Aradığım x demek ki buymuş. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Bize birden fazla ikişer logaritmalar vermiş. Hiç fark etmez kaç tane verirse versin her zaman kullanacağım özellik aslında şu ilk öğrendiğimiz ya da son öğrendiğimiz özellik. Yani tabanı karşı tarafa üstel bir fonksiyonu taban olarak atıyorum. En dıştan başlayıp adım adım gitmem lazım. Burası logaritma 3 tabanında, logaritma 2 tabanında 2x eksi 4 1'e eşitmiş. O halde diyorum ki logaritma 2 tabanında 2x eksi 4 3 üzeri 1'den 3'e eşit olacak. Tekrar karşıma logaritmik bir denklem geldi. 2 tabanında 2x eksi 4 3'e eşit. O halde 2x eksi 4 ifademiz 2 üzeri 3 yani neye eşit olacak? 8'e. 2x eksi 4 8 ise eksi 4'ü karşı tarafa atıyorum. 2x 12. X eşittir 6 gelmiş olacak. Gelelim yeni sorumuza. Şimdi bu tarz sorular aslında bize üstel bir denklem olarak verilmiş. E üzeri x üstel fonksiyondur. Niye? Çünkü e sayımız 2 virgülü bir sayı. 1'den farklı, 0'dan büyük. E üzerinde x gibi bir fonksiyon var. O halde üstel fonksiyon. Tamam. Burada da 4 tane e üzeri eksi x var. Eşittir 5 demiş. Ne yapabilirim? Şimdi ikinci dereceden denkleme dönüştürmeye çalışacağım. O halde bilinmeyenlerinden birine a diyeceğim, t diyeceğim. Hiç fark etmez. Mesela e üzeri x ise a dersem o halde e üzeri eksi x ne olacak? 1 bölü a. Eksi 1. kuvvetini alıp x'in kuvvetini alıyor. Şimdi götürüp bunları yerine yazalım. E üzeri x gördüğüm yere a yazdım. E üzeri eksi x gördüğüm yere 1 bölü a yazdım. Eşittir 5. Payda eşitliyorum. Ne yapacağım? Her tarafı a ile genişleteceğim. Bir de 5'i bu tarafa alacağım. A ile genişletiyorum. A kare. 5'i bu tarafa aldım. Eksi 5. A ile genişlettim. Eksi 5a artı 4 bölü a. Bu ne olacak? 0'a eşit olacak. Bir kere payda 0 olamaz. Yani a değerim, e üzeri x değerim hiçbir zaman zaten 0 olmaz. O zaman pay kısmının 0 olması lazım. Yani a kare eksi 5a artı 4 değerimin 0 gelmesi lazım. Çarpanlarını ayırıyorum. A'ya a, eksi 4'e eksi 1. O halde ne gelecek? A eksi 4 çarpı a eksi 1 eşittir 0. Yani a eşittir 4, 1 de a eşittir 1 bulacağız. Ayrı ayrı 0'a eşitliyoruz. Şimdi çözüm kümesindeki değerlerim 1 ve 4 değil. Çünkü benim buradaki bilinmeyenim x doğal olarak çözüm kümem x'lerden oluşmadı. Ama ben a'ları buldum. En son bunu bulduktan sonra götürüp a gördüğüm yere e üzeri x yazmam lazım. O halde a 4 ise aslında e üzeri x 4'tür. Ya da a 1 ise e üzeri x 1'dir. Ne yapmam lazım? Şu an x hala yalnız değil. Üstel fonksiyon var. Tersine geçerek logaritmaya geçiş yapmam lazım. Yani diyorum ki e üzeri x 4 ise x eşittir. Logaritma e tabanında 4. Yani elen 4. Aynı şekilde diğer x'e bakıyorum. Eğer e üzeri x 1 ise o halde x eşittir. Logaritma e tabanında 1. Yani elen 1. Hatta elen 1 değerimiz de nedir? 0'dır. Eğer logaritmanın içi 1 ise değeri 0'dır. Demek ki çözüm kümemizin elemanları, x'lerden oluşan elemanlarımız biri 0'mış, diğeri de elen 4'müş. Gelelim yeni sorumuza. Bu soru tarzında bir soru ama biz burada çarpanlarla kolaylıkla ayırabilmiştik. Orada biraz daha farklı bir durum olacak. Şimdi bana diyor ki logaritma 2 tabanında x'in karesi artı 5 tane logaritma 2 tabanında x artı 2. Bakıyorum ifadenin içinde bir şeyin bir kendisi var bir de karesi var. İkinci derece denklemlerde bu tarz soruları şöyle demiştik. Eğer bir şeyin bir kendisi bir de karesi varsa kendisine t diyebiliriz, a diyebiliriz, dönüşüm yapabiliriz. O halde diyorum ki logaritma 2 tabanında x değerim a olsun. Bu durumda götürüp yerine yazıyorum. A kare artı 5a artı 2 eşittir 0. A değerini bulabilmek için çarpanlarını ayırmam lazım. Tam sayı şeklinde ayıramıyorum. Düşünüyorum acaba kökü var mı, kökü olmayabilir de. Deltasına baktığınızda b kare eksi 4ac yani 25 eksi 8'den 17. Delta 0'dan büyük. Evet iki tane farklı kök var. Ama şu an kökleri görmem zor. Kök bulma formülüyle de yapabilirsiniz. Ama o kadar uzatmak istemiyorum. Şimdi şöyle düşünelim. Biraz önce biz bu soruda çarpanlarını ayırdığımız zaman iki tane a değeri bulduk. B
Ve bu iki a değerini kime a dediysek götürüp eşitleyerek aslında iki tane x değeri bulmuş olmuştum. O halde diyorum ki aynı şekilde ben buradan bir a1 bulacağım, bir de a2 bulacağım. Bulduğum a1 ve a2'yi kime eşitleyeceğim? Bu arada a1 ve a2 bu denklemin kökleri olacak. O halde a1 değerim bir logaritma 2 tabanında x olacak. Bir de a2 değerim logaritma 2 tabanında x olacak. Ve buradan da ne yapacağım? 2 tane x değeri bulmuş olacağım. Yani köklerimi bulmuş olacağım aslında bu denklemin köklerini. O halde buradaki x'e geçiş yapmak için ne yapıyorum? Hemen logaritmayı üstel fonksiyona çeviriyorum. Yani 2 üzeri a1 x'e eşit. Aynı şekilde burada yapıyorum. Yine logaritmik denklemi üstte de çeviriyorum. Yani logaritma 2 tabanında a x eşittir a2 ile. O halde x eşittir 2 üzeri a2 olacak. Şimdi köklerimi buldum. Biri x1 kökümüz, diğeri x2 kökümüz. Denklemin köklerini buldum. Bana da diyor ki bu denklemin kökler çarpımı kaçtır? O halde kökler çarpımı dediğime göre x1 çarpı x2'yi soruyor bana. Yani doğal olarak ne olacak? 2 üzeri a1 çarpı 2 üzeri a2'yi sormuş olacak. Şimdi tabanlar aynı. Arada çarpma var. Bunu neye dönüştürebilirim? 2 üzeri a1 artı a2'ye dönüştürebilirim. Benim a1 artı a2'ye ihtiyacım var. Biraz önce a'ya bağlı yazdığımız ikinci dereceden denklemin köklerine a1 ve a2 demiştik. O zaman a1 artı a2 bu denklemin kökler toplamıdır. Ve kökler toplamının da formülü neydi? Eksi b bölü a. Yani bu denklemde eksi b bölü a'ya baktığım zaman eksi 5 gelecek. Götürüp a1 artı a2 gördüğüm yere eksi 5 yazarsam da cevabım 1 bölü 32 olmuş olacak. Yani eğer kolaylıkla çarpanlarını ayırabiliyorsam bir önceki sorudaki gibi sıkıntı yok. Kökleri direkt bulabiliyorum. Eğer ayıramıyorsam o zaman şöyle düşüneceğim. Kök var mı garantiledim? Evet derdi sıfırdan büyük. O halde ne yapıyorum? O köklere isim takıyorum. A1 a2 diyorum. Ve x'e bağlı denklemler oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde de çözüm yapabiliyoruz. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Logaritma 2 tabanında 3x artı logaritma 4 tabanında x kare eşittir 2 ise x nedir demiş. Arada artı var ama ben bunu çarpmaya dönüştüremem. Çünkü tabanlar farklı. Tabanların eşit olması lazım. Ne yapabilirim? Buraya bakıyorum. 4 tabanında x kare demiş. Bir kere 4 2'nin karesidir. Burada da x kare var. O halde şöyle düzenleyebiliyorum. Logaritma 2 tabanında 3x artı 2 başa düşecek. 2'nin karesi demiştik. Oradaki 2 de 1 bölü 2 olarak düşecek. Doğal olarak 2 bölü 2'ler gidecek. Buradaki ifade logaritma 2 tabanında x olarak kalacak. Şimdi tabanları eşit. O halde artık ne yapabilirim? Arada artı varsa çarpmaya dönüştürebilirim. Yani logaritma 2 tabanında 3x çarpı x. Yani 3 tane x kare eşittir 2 diyorum. Şimdi ne yapacağım? X'i bulmak için logaritmanın tersine yani üstel fonksiyona dönüş yapacağım. O halde 3 tane x kare eşittir 2'nin karesi yani 4 olacak. Doğal olarak x kare değerim 4 bölü 3 geldi. Karesi 4 bölü 3 olan sayı kimdir? 2 bölü kök 3 ya da eksi 2 bölü kök 3. Fakat burada x değerimiz logaritmanın içinde olduğu için de pozitif olması gerektiği için direkt 2 bölü kök 3 değerimizi alıyoruz. Yani düzenlersek 2 kök 3 bölü 3 değerimizi almış oluyoruz. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Güzel bir soru. Şimdi bazen sorulardan kopya çekmemiz lazım. Bu soru bize nerede kopya veriyor? Buranın kökler toplamını yani x değerleri toplamını sormuş bana. Şimdi baktığımda buradaki logaritmanın tabanı yazmadığına göre 10. Bir de buraya bakıyorum 100 gibi bir sayı var. Yani onun kuvveti şeklinde yazabildiği bir sayı var. O halde soru bana diyor ki git her iki tarafında logaritma 10 tabanını al. Çünkü ben burada logaritma 10 tabanını görüyorum. Sorudan kopyayı çektim. Şöyle yapıyorum. Logaritma 10 tabanında x üzeri 3 artı logaritma x. Her iki tarafında 10 tabanında logaritmasını alacağım. O halde logaritma x üzeri 6 bölü 100'e eşit olacak. Şimdi ne yapabilirim? Burada tabanım 10. İçerideki değerim x üzeri 3 artı log x. Yani ne yapacağım? Yukarıdaki kuvveti başa çarpım olarak düşüreceğim. O halde 3 tane, 3 tane değil, 3 artı logaritma x çarpı logaritma x eşittir diyorum. Bunu ne yapabilirim? Bölüm şeklinde vermiş. O halde fark şeklinde yazabilirim. Yani bunu logaritma x üzeri 6 eksi logaritma 100 olarak yazabilirim. Şimdi bakıyorum. Burada çarpma işlemim var. Dağıtayım. 3 tane logaritma x artı logaritma x çarpı logaritma x yani logaritma x'in karesi eşittir. Burada içerideki kuvvetim 6 olduğu için başa çarpma olarak düşürüyorum. 6 tane logaritma x eksi logaritma 100. Şimdi düzenleyelim.
Yani ben kolaylık olsun diye logaritma x'e ne diyebilirim artık? A diyebilirim. Düzenleyip yazıyorum. Logaritma x gördüğüm yere a dersem a'nın karesi. 6 tane a burada var, 3 tane de burada var. Karşı tarafa aldığım zaman eksi 3 a olacak. Bir de burada logaritma 10 tabanında 102 değerimiz olduğu için eksi 2 değerimiz var. Eksi 2'yi de karşı tarafa aldım. Artık eşittir 0 diyorum. Çözmem gereken denklem burası. A'yı a, eksi 2'yi eksi 1 diye ayırabilirim. Yani buradan a eşittir 1, 2 gelecek. Bir de 1 gelecek. Peki kime a demiştim? Logaritma x'e a demiştim. O halde diyorum ki benim logaritma 10 tabanında x değerim 2 olabilir. Ya da logaritma 10 tabanında x değerim ne olabilir? 1. Bana kökler toplamını sormuş. Hala x'leri bulamadım. Ne yapıyorum? Üstel fonksiyona geçiş yapıyorum. Yani 10 üzeri 2 eşittir x olacak. O halde bir tane köküm 10 üzeri 2'den 100. 10 üzeri 1 eşittir x olacak. O zaman diğer köküm 10 üzeri 1'den 10. Kökler toplamı sorulmuş. 100 ile 10'u topladık. Cevabımız 110 olacak. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Çıkmış bir soru. Bize diyor ki x üzeri n 4 eksi 6 tane 2 üzeri n x artı 8 eşittir 0. Denklemini sağlayan x değerleri çarpım. Yani kökler çarpımı sormuş. Şimdi dikkat edelim. Burada x üzeri n 4 var. Burada 2 üzeri n x var. Şu an a, b diyemiyorum. Dönüşüm yapamıyorum. Ne yapabilirim? Alttaki tabanla yukarıdaki logaritmanın içini yer değiştirebilirim. Öğrendiğimiz özelliklerde bunlardan biri var. Mesela ne yapabiliriz? Buradaki 4 ile x'i yer değiştirebiliriz. Yani diyorum ki 4 üzeri ln x yazabilirim. Eksi 6 tane 2 üzeri ln x artı 8 eşittir 0. Şu anda 2 üzeri ln x var. 4 üzeri ln x var. Bunu 2'nin karesinin ln x'inci kuvveti olarak düşünebilirim. Ve üstü sayılarda kuvvetin kuvveti yer değiştirebildiği için aslında bu ifade 2 üzeri ln x'in karesi diyebilirim. Eksi 6 tane 2 üzeri ln x artı 8 eşittir 0 diyoruz. Şimdi kendisi ve karesi var. O zaman kendisine t diyerek dönüşüm yapıyorum. Yani 2 üzeri ln x'e t dedim. O halde denklemin t kare eksi 6 t artı 8 eşittir 0'a dönüştü. Çarpanlarını ayıracağım. Eksi 4 eksi 2 diye ayırıyorum. O halde t eşittir 4 veya t eşittir 2 geliyor. Fakat benim köklerim 2 ve 4 değil. Çünkü benden x'leri istiyor kökler çarpımı, x değerlerinin çarpımını istiyor. Ne yapacağım? T gördüğüm yere 4 yazacağım. Yani 2 üzeri ln x 4'e eşit, bir de 2 üzeri ln x 2'ye eşit. 2'nin hangi kuvveti 4'e eşittir? Karesi. O halde ln x 2 olacak. Peki ln x 2 ise bunun tabanında y olduğu için aslında x eşittir e üzeri 2 gelecek. Aynı şekilde 2'nin hangi kuvveti 2'ye eşittir? Birinci kuvveti. Yani ln x eşittir 1 olacak. Şimdi tabanında e var. E üzeri 1'den x değerine gelecek e. Bana da kökler çarpımını sormuştu. O halde e kare ile e'yi çarptım. Cevabım 2 gelmiş oldu.